Deniz Zeyrek, Sözcü Gazetesi. Bir cevap yazısı. Bu tür yazıları yazmayı sevmem. Çünkü gazeteciliği kişiselleştirmeden yapmaya, kampanya gazeteciliğinden uzak durmaya özen gösteririm. Saçma sapan sataşmalara, haber ya da tartışma konusu şahıslarla atışmalara meydan vermem. Ancak zaman zaman muhataplarımız sataşmaları karşısında sessiz kaldığımızda işi öylesine çığırından çıkarır ki biz gazetecilere uysal koyun muamelesi yapmaya kalkışırlar. Böyle durumda da yeter diyerek karşılık vermek zorunda kalırız. Bu karşılık memleket mevzularını ilgilendirdiği için sadece kişisel değil aynı zamanda kamu yararının da gereğidir. Şu anda da böyle bir durum yaşıyor ve bu yazıyı da aynı çerçevede yazıyorum. Bu yazımın konusu Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel. Kendisini tanımıyorum. Kendisiyle hayatımın hiçbir yerinde yolum kesişmedi eski bir kamu çalışanı ve müfettişmiş. İlişteki maden kazası olduğunda ben Sözcü televizyonunda ilgili sivil toplum kuruluşlarının gazetecilerin zaman zaman doğaya, çevre, zerre saygısı olmayan maden şirketlerine destek olduğunu, danışmanlık yaptığını anlattım. Bu STK'lara örnek verirken Maden Mühendisleri Odasına özellikle dikkat çektim. Ayhan Yüksel beyefendi bu sözlerimi üstüne alınmış olacak ki hemen bir yanıt döşemiş onu da iadeli taahhütlü olarak gazeteye göndermiş. Haddini aşıp benim gazeteciliğimi sorgulamış. Bununla da yetinmemiş. Benimle yaptığı WhatsApp yazışmasını Maden Mühendisleri Odası'nın genel kurulunda bir ekrana yansıtmak suretiyle hazırına gösterip kendisini temize çıkarmaya çalışmış. O yazışmada ben kendisine ana gold demedim. Bu şirketler dedim. Gazetecilerim ilgili STK'ların temsilcilerini vesaire danışman yapıyor dedim demişim. Gerçekten de kastettiğim şirket doğrudan Anagold değil, Anagold, Alamos gibi yabancı şirketlerin büyük hafriyat işlerini yapan taşeron şirket çift aydı. Çift ay şirketini yakından bilirim. Merhum Ziya Aydın'ı, oğulları Sabit ve Serkan Aydın'ı çok iyi tanırım. Ben Ayhan Yüksel Beyefendinin bu meseleyi neden bu kadar kişiselleştirdiğini anlamamıştım ama İşi özel yazışmalarımızı ifşa suçunu işleme noktasına getirince araştırdım ve buldum. Kendisi Sivas'ın Divriği ilçesindeymiş. Merhum Ziya Aydın da Divriğliydi. Ayhan Yüksel'in hemşehrisi Aydın ailesiyle yakınlığını Serkan Aydın'la sohbetimizden anladım. Zira Serkan Aydın Ayhan Yüksel'le çok samimi olduğunu saklamıyor ve kendisine Ayhan abi diye hitap ediyor. Maden şirketinin sahiplerine yakın olmak bu sonucu çıkarmanıza yeter mi diyebilirsiniz. Elbette yetmez. Ancak 2019 yılında yaşananları anımsatırsam Ayhan Yüksel'in çift ayı koruma refleksini net bir şekilde görebilirsiniz. Anımsarsınız belki. O yıl Kaz Dağları'na açılacak madene karşı halk direnmeye başlamıştı. Maden mühendisleri odası da durduk yerde alelacele bir Kaz Dağları raporu hazırlamıştı. Raporun düzeltilmiş versiyonunu odanın sitesinde bulabilirsiniz düzeltilmemiş ilk haliyle ilgili bilgileri de 8 Ağustos 2019 tarihli Bir Gün gazetesindeki Maden Mühendisleri Odası'ndan Kaz Dağları için ilginç rapor. Alamos Gold'a can suyu. Evrensel gazetesindeki Kaz Dağları'ndaki altın madeni için Maden Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan ön inceleme raporu tepki çekti. Ve 9 Ağustos 2019 tarihli akşam gazetesindeki maden mühendislerinden dikkat çeken kaz dağları raporu yapılan genel maden çalışmalarından farklı değil başlıklı haberlerde bulabilirsiniz. Bakmaya üşenirsiniz diye ben size bir kolaylık sağlayıp raporla ilgili pozitif haber yapan akşamdan önemli tespitleri alıntılayacağım. Kaz dağlarında yapılan maden arama ve sondaj çalışmalarının genel olarak yapılan maden arama çalışmalarından farklı değildir. Tüm maden aramalarında olduğu gibi altın madeni arama faaliyetlerinin herhangi bir aşamasında siyanür kullanılmamaktadır altın arama çalışmaları milli park alanlarının dışında yapılmaktadır. Her sondaj için 100-300 metrekarelik alan kullanmakta olup, sondaj çalışmalarında su ve bentonit dışında başka bir devir daim sıvısı kullanılmamaktadır. Sondaj çalışmaları sonucu çevreye aşırı bir zarar verilmediği, yapılan çalışmaların orman müdürlüğünün izni dahilinde olduğu belirtilmektedir. Anıltıladığı maddelerin gerçeği yansıtmadığı daha sonra bir bir ortaya çıkmıştı. Maden mühendisleri odası yöneticileri tarafından yazılan bir rapor düşünün ki halkın Kaz Dağları direnişini destekleyen iki gazete tarafından eleştiriliyor ama iktidara yakın akşam gazetesi tarafından övüle övüle bitirilemiyor. Altın şirketi bu raporu protestoculara karşı kullanıyor. Bir de Ayhan Yüksel ve arkadaşlarının o raporu hazırlama süreci var ki detaylarını anlatsam bu ne Alamos sevgisi bu ne acele dersiniz. Başka detaylar da var ama daha fazla uzatıp başınızı şişirmeyeceğim. Kendisi bu gereksiz polemiği o kadar abartıp o kadar uzattı ki bu yazıyla da yetinmeyeceğim. Kişisel verileri koruma kanunuyla güvence altına alınmış bir hakkımı da arayacağım ve TCK'nın 132. maddesinin ikinci fıkrasında kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır, hükmü çerçevesinde kendisine davada açacağım.